Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Asya. Çok uzun bir aradan sonra bu şekilde oturarak, kameraya bakarak sizinle sohbet edeceğim. Çünkü son videolarım kaç aydır, belki de bir yıldır diyelim. Bayağıdır da video atmıyordum. Arada bir sürü boşluklar oluyordu. Vlogdu sanırım, aynen. Vlog, yani böyle oturup sohbet ettiğimiz bir video bayağıdır gelmemişti. Aslında siz bu tarz videoları daha çok seviyorsunuz. Mesajlar geliyor hani sohbetli, makyajlı bir video yapsak nasıl olur diye. Ben de aslında bu tarz videoları daha çok seviyorum. Fakat zaman bulamadım diyebilirim. Zaten bol bol sohbet edeceğim bir video olacağı için hemen hızlıca videoya geçiş yapalım diyorum. Öncelikle videomuzun başlığında olduğu gibi hem makyaj yapacağım hem de birazcık size sohbet edeceğim. Yani biraz daha çok update edeceğim. Instagram'da size soru sordurtmadım. Türkiye'ye geldiğimden beri bana gelen soruları, aklımda kalanları cevaplayacağım diyelim. Makyaj olarak da genelde günlük yaptığım makyajı yapacağım. Videoya başlamadan önce yüzümü hazırladım. Toner sürdüm ve bir tane ampul sürdüm. Güney Kore'den getirdiğim. Fakat güneş kremi sürmedim. Burada bir tane güneş kremi aldım. Güzel dediler ve hiç beğenmedim. Benim de Kore'de getirdiğim güneş koruyucuların hepsi bitti. Ben aslında Misha'nın bir sürü güneş kremleri var ama ben mavi olanını kullanıyorum sürekli. Geçen sitesine baktım, solda attı. Türkiye'de satıyormuş ama solda attı. Yani bitmişti. Ha, bir de Kore'ye göre çok pahalı satıyorlar. Gerçekten aşırı pahalı. Yani hani fark 3-5 dolar değil. Bayağı bir fark var. Bu da beni şaşırttı diyelim. O yüzden bugün şu an güneş kremi yok yüzümde. En azından benim istediğim güneş kremi gelene kadar. Dudağımı bir nemlendireceğim. Bu arada cildim Kore'den geldikten sonra bayağı düzelmişti yani. Bayağı düzelmişti. Biliyorsunuz bende gül hastalığı var. Bilmeyenler için de şey söyleyeyim. Yani bunlar sivilce veya onlar değil. Gül hastalığından dolayı. Gül hastalığı ne derseniz bayağı hassas bir cilt oluyor. Bir de doktorumun söylediğine göre unuttum. Ne deniyor? Aile genetik. Genetik mi denirdi? Genetik bir şey olduğunu söyledi. Yani büyük ihtimal benim anneannemden geliyor. Anneannem de eskiden varmış sanırım. Şu an yok öyle. Sıcağa çok dikkat etmem lazım. Yani dikkat etmem gereken acı, sıcak, kahve, çay bunlar var. Yani o yüzden bir gün uyandığımda yüzüm çok böyle normal bir şekilde uyuyorum. Bazen uyandığımda ise böyle kızarıklıkla uyanıyorum. Ama şu an problemim kızarıklık değil. Son zamanlarda çok dinç. Yani mesela şu tarafıma bakarsanız bir problemim yok. Fakat şu an şuramda bir problem var. Bu tarafta bir sivilce değil de bir damar. Zaten bu damarın genişlemesi mi patlamış? Sonucu oluşan bir şeymiş. Öyle bir şey oldu. Ve ben buna nazar olduğuna inanıyorum. Benim bir tane Nil Anka diye bir videom var Instagram'da. Onu yükledikten sonra yorumlarda cildi çok güzel, şu da bu falan. Bu arada gerçekten cildim çok temizdi o zaman. Makyaj da çok güzel alıyordu. Dedikten bir hafta sonra buramda kocaman hani sivilce değil bir şey çıktı böyle. Sonra ondan sonra şurası özellikle şu bölgem çok kızarmaya başladı. Bu arada ben nazara da çok inanırım yani. Kolay da aldığımı düşünüyorum. Bu arada ya maalesef denedim ve hata yaptım. Benim ürünlerim bitince yani Kore'den getirdiğim işte yüz temizleme jeli. Konuşuyorum ama makyaj yapıyorum. Makyaj yapamayacağız herhalde. Bir saniye. Yüz temizleme jelim falan bitince buradakileri kullandım. Çok pişman oldum. Onlar da yüzümü biraz mahvettiğini düşünüyorum. Gerçekten Kore ürünlerini tavsiye ediyorum. Onun da ne kadar önemli olduğunu fark ettim. Bir de ben özellikle hassas ciltlere uygun. İçinde alkol, parfüm, bilmem ne olmayanlara dikkat ederek yapıyorum. Saçlarıma kat attıracağım. Kore'ye dönüyorum bu arada. Bu ay Mart'ın sonu, Nisan başı, ilk haftası gibi. Gitmeden bir bakım daha yaptırıp saçlarımı da kestireceğim. Bir concealer kullanacağım tabii ki de. Benim yine getirdiğim konu. Bunlar bu arada birçok şeyin bittiği için buradan aldım. Ne böyle etraf olmuş? Kiko'nun Full Coverage Dark Circles concealer'ını aslında aşağı size linke değil de açıklama kısmına yazarım kullandıklarımı. Bence o daha mantıklı olur. Zamanımız çok gitmesin. Bundan önce Clio kullanıyordum. Bundan memnun musunuz derseniz memnunum. Kapatıcılığı iyi. Tatil için geldik, ettik. Evet. Ama sonra uzun kaldık. Normalde Eylül'den önce dönecektik. Haziran'da geldik. Eylül'den önce dönecektik. Fakat işler oldu. Uzattık. Ben de okulu dondurmak zorunda kaldım. Bir dönemim kaldı bu arada arkadaşlar. Bu da alttan dönem aslında. Alttan dersim kaldığı için. Yoksa normalde son dönemimdi ama alttan ders kalınca mecburi bir dönem daha okuyacağım. Eylül'de işte başlayacaktım o döneme. Fakat dediğim gibi dondurdum. Buradaki işleri gördük. Eğlendik, gezdik. İşte yaptık falan filan. Sonra diğer iki dönem Mart'ta başlıyor. Yani şu an Şubat'tayız. Mart ayına başlamam gerekirdi. Ona da başlamadım. Ondan burada da birkaç işim vardı yine. Bir dizi, yeni bir proje var. Orada başrol falan değilim. Oradaki oyunculardan bir tanesi. Yardımcı oyuncu diyelim. Öyle bir dizide rol şeysi gelince de hani bu iş olunca da çok sevindim biliyorsunuz. Beni bilenler bilir. Bilmeyenlere söyleyeyim. Küçüklüğümden beri oyunculuk yapmak istediğim için hem set deneyimim olsun dedim. Hem de yeni bir proje tabii ki de yer almak istedim. Çok da güzel oyuncular var yani. Aldığım
yer aldığım projede. Aslında Instagram'dan beni takip ediyorsanız da paylaşıyorum, görebilirsiniz. Fakat içeriği hakkında bir şey söyleyemiyorum şu an çıkmadığı için. Daha sonrasında veririm, bilirim belki. Hatta bir vlog çekerim. Vlog çekmeye başlamadım daha ama çekebilirim. Sete şu an birkaç kere gittim. Daha gideceğim. Çekebilirim. Her neyse, o iş olunca da Mart dönemimi de erteledim. Yani 2024 Eylül döneminde inşallah Allah'ın izniyle başlarım diye tahmin ediyorum. Yani işler çıktı, yeni projeler çıktı. Ben ailemi özlemişim, ondan dolayı uzun kaldık falan filan derken kalıverdik burada. Bu arada yazın istemeden çok yandım. Daha özellikle yata gittiğimiz bir zaman vardı. Belki beni Instagram'dan takip edenler biliyordur. Orada yanlışlıkla yandım. Yani o kadar kötü yanmışım ki deri, başım bile yanmış. Başımda hani sürekli kabuk çıkıyordu yani. Yani başım bile yanmıştı. Canım acıyordu yani. Yanlışlıkla yandım tabii ki de. O da niye yanlışlıkla? Kremledim kendimi. İyi kremleyememişim demek ki. Omzum, yüzüm, her yerim yandı. Ha, yüzüm çok yanmadı çünkü makyaj vardı. Ben onu yoruyorum. Yüzümü iyi korumuştum. Yüzümde de full güneş kremi vardı. Ondan dolayı yüzüm çok yanmadı benim. Baktım yüzüm bembeyaz. Vücudum, bakayım kolumdan gösterebilecek miyim? Yani çok fark var mı bilmiyorum. Şu an bunu sürdüğüm için öyle gözüküyor ama biraz açıldı bu arada. Tabii ki de ten rengi. Onun öncesinde daha çok koyuydu. Bir ara koyu gittim, yüz makyajı alıyorum. Evet. Yüz makyajı ne ya? Gittim, Türkçem gitti benim tamamen. BB krem kullanıyorum ya. BB krem falan aldım. Fondöten aldım hatta bir kere de. Ama memnun kalamadım. Ya çok sarı durdu ya çok kuruttu. Koyuluğunu yapıyordu ama. Sonra şimdi birazdan kullanacağım. Bir tane BB krem aldım. Bu da Kore markasıymış ama bu arada Kore'de satmıyor bu Pure Beauty diye. Koyu rengini aldım, natural. Yani bu normalde bana bir koyu renk. Benim de Kore'den getirdiğim Misha'nın içinde hala var, böyle göründüğüne bakmayın. Misha'nın bu BB kremini kullanıyordum. Bununla karıştırıp kullanıyorum. Bunun karıştırma sebebim de koyulması için yani. Yoksa çok beyaz kaçıyor şu an. Aslında bu benim rengimdi. Fakat dediğim gibi yüzüm değil de vücudum çok yanınca yüzüm bir tık koyu yapıyorum normalden. Hem sohbet etmek hem makyaj yapmak zormuş. Neden, nasıl yapıyormuşum? Bilmiyorum. Not aldıklarına bakıyordum. İlişkim. Biraz da ilişkimi konuşalım. Biliyorsunuz ki 5 yıllık bir ilişkim var. Yani iyi yanlarını hep burada paylaştım biliyorsunuz. Hep blogda, Instagram'da falan. İlişkinin tabii kötü yanlarını paylaşmamaya çalışıyorum ben. Bana kalsa anlatmak istemem. Ki anlatmayacağım da bu arada çok ayrıntılı bir şekilde. Fakat sonra da şey düşünüyorum. Hani birçok şeyi biliyorsunuz. Yani birçok şeyi paylaşıyorum. Bu kısımları anlatmamak da size de belki ayıp olabilir. Yani şöyle söyleyeyim. Yani paylaşıyorum ama böyle gece sormayın demek de birazcık ayıp olur. Çünkü gösteriyordum yani. Gizli bir ilişki yaşamadığım için. Gizli olsaydım o zaman belki sormayın diyebilirdim. Karıştırıp sürüyorum. Fakat tabii ki de özelim bana kalacak. Bu daha ayrıntılı bir özel. Çünkü ben size sadece ilişkide değil, gerçek hayatımda da kötü yanımı da, kötü olduğum zamanları da göstermiyorum. Yani sizin bazen haberiniz olmuyor. Gülümseyerek koyduğum bir story bile aslında içim kan ağladığı storyler olabiliyor. Bunu sakın unutmayın. Göstermemeye çalışıyorum kendi kötü zamanlarımı. Tartışmalar her ilişkide oluyor. Bizde de oldu. Türkiye'de biraz daha çoğaldı çünkü problemlerimiz oldu. Gelmeden önce birazcık tartışmalı geldik. Anlatacağım ama detay vermeden de zor olur. Niye tartıştınız diyeceksin. O da yine özele girecek falan. Her neyse, tartışma iki taraflıdır. İki taraflı bir şekilde tartışıyorduk, ediyorduk. Herkesin kendi tarafında bakış açısı vardır. Benim hatalarım var, benim doğrularım var. Doğru, onun hataları var, onun doğruları var. Benim bakış açımdan baktığım zaman ve karakterim de böyle, ben yapıcı birisiyimdir. Yani aslında eskiden olsa şöyle yapan birini asla affetmem, şöyle yapan biriyle sakın çıkmayın gibi bir cümlem vardır. Fakat insan sevince birçok şeyi de göz yumabiliyor. Öyle duruma da geliyor. Benim karakterim de çok değişti. Çok fevri olmaya başladım. Çok sinirlenmeye, çok gergin bir insan olmaya başladım. Eskiden gerçekten böyle değildim. İnanın lütfen. Onun üzerine bu arada çalışıyorum. Fevri oluşumu, sinirli oluşumu biraz daha yatıştırmaya çalışıyorum. Çünkü bu ilişkim için veya çevrem için değil, aslında kendim için. Kendi peace of mind derler ya, kendi sağlığım için yapıyorum bunu. Hayatımda ilk defa hani ciddi bir şekilde ayrılmayı ben burada Türkiye'de yaşadım. Öyle bir ayrılık sürecimiz oldu. Çok uzun sürmedi fakat. Daha sonra üstüne yine konuştuk, ettik. Aramızı düzelttik. Zaten ayrılmayı siz hissediyordunuz Instagram'da, sosyal medyada. Çok uzun sürmedi ve dediğim gibi düzelttik. Gitmek durumunda kaldı vize probleminden dolayı o da. O zaman da aramız iyiydi ama tabii tartışmalar ara sıra oluyor muydu? Oluyordu. Öyle şu an... İzleyenler diyor ki bu hadise ne anlatıyor diyor bence. Ne anlatıyorum acaba ben? Dediğim gibi şu an bir şey söylemek için çok erken. Ve benim huyum da
bir şeye çabuk yansıtmam. Çünkü ikili ilişkilerde böyle bir şey vardır. Dışarı yansıtmamak şöyle önemlidir. O beni tanıyor, ben onu tanıyorum. Biz karşılık tanıyoruz ama ben bir kötü yanımı size söylesem, aileme söylesem, kardeşime söylesem, dışarıdan bakmak, yorum yapma nasıl denir ya? Yani bu aile ilişkilerinde de öyledir ya, dışarıya sızdırmamalısın aslında. Çünkü senin gördüğünle dışarının gördüğü gerçekten çok farklı oluyor. Yani benim onu tanıdığım kadar dışarısı tanıyamaz. Bunu anlatabildim mi size ne demek istediğimi? Çok zorlanıyorum şu an. Yani şunu demeye çalışıyorum. İkili ilişkilerin kötü yanını dışarı anlatırsan hemen insanlar çabucak yoruma kapılıyor ve hani şöyle bakıyor, böyle bakmıyor. Ama neyse ki şanslıyım ben. Kız kardeşim olsun, benim yakın dostlarım olsun. Onlar böyle bakan insanlar olduğu için onlara ben anlatıyorum ilişki problemlerimi de. Çünkü problemi anlatınca sen haklısın asla değil de şu yönden de bak, bu da olmuş olabilir olduğu için hani çok açıklar bu konuda. Çünkü mükemmel bir insanın olmadığını onlar da farkında ve mükemmel bir ilişkinin olmadığını da farkında herkes. Yani tabii bazı sınırlar var. O sınırların içerisini geçmedikçe çok olumsuzluk bakılmıyor. O yüzden de ben kardeşimden ve dostlarımdan çok hani bahsederim, konuşurum ilişki dertlerimi. Mart sonu, Nisan başı gibi gideceğim. Gittiğimde bakalım. Yani ne olur? Gittiğimde nasıl olacak? O yüzden size şu an hiçbir şey söylemek istemiyorum. Siz de bence hani benim veya onun Instagram'ına gidip bence şu an bir şeyler yazmayın. Çünkü daha neler olduğunu ben de kavramış değilim. Siz de yazarsanız güzel durmuyor. Üzülüyorum. Yazmayın. Yani duygusal bir insanım her konuda. Yani bunu şu an size bir şey açıklayıp bir şey söyleyemem. Bir şey var veya bir şey yok da diyemem. Bazı şeyler iyileşebilir de, bozulabilir de. O yüzden şu an bunu söylemem erken ve dediğim gibi ben sosyal medyada böyle şeyleri yansıtmayı sevmiyorum. Bir her şeyin bir kesinlik ulaşmadıkça. Mesela ben tartıştığımda da benim huyum değildir fotoğraf kaldırma falan. Huyu olan herkese saygım var bu arada. Herkes farklı yaşar. Benim değil yani. Bir şey kesinlik var. Çünkü çok yani herkese saygım var. Herkes daha farklı gösteriyor. Ben de farklı gösteriyorum. Bir de bunu sorunca aklıma geldi. Böyle kendinize bazen tahminlerde bulunuyorsunuz. Bir şeyler yazıyorsunuz. Sebeplerden birkaçını doğru bilenler falan filan oluyor. Şeye konuya açıklık geçirmek istiyorum. Diyorum. Bunu çünkü çok görüyorum. Odaklamıyor mu bu? Odaklasın. Meriç. Biliyorsunuz ki kısaca söyleyeyim. Ben Meriç'le, yani biz Meriç'le Kore'de tanıştık ve ondan beridir yakınız. Yani bu arada sosyal medya kişisi de olduğu için, kendisi sosyal medyada ünlü olduğu için hani seveni de çok, sevmeyeni de çok Meriç'in. Yani bunun farkındayım. Şöyle söyleyeyim. Meriç benim gerçekten erkek kardeşim gibi biri oldu. Yani şöyle de açıklık getireyim. Kız kardeşimle bir aralarında hiçbir şey yok. Bunu da söyleyeyim. Çünkü hepimiz çok yakınız. Hani benim yanımda Cina vardı. Dörtlük takılırken kız kardeşim vardı. Bir de o vardı. O yüzden öyle bir yakıştırmalar falan alabilir. Meriç'le kız kardeşim arasında hiçbir şey yok. İki. Meriç'le benim aramda da hiçbir şey yok. Bunu söyledikçe komiğime gidiyor. Gerçekten onu erkek kardeş... Hani bu lafta değil, birçok erkek arkadaşım var ama kardeş olarak gördüğüm birilerinden bir tanesi diyebilirim. Hem Seda'yla yaşıt birincisi. İkincisi de erkek arkadaşım da onu biliyor. Onunla yakın ve aramızdaki muhabbetleri o da biliyor. Onun kıskanmadığı bir durumda ama insanlar yok işte Meriç Asya'nın kolunu elini koluna attı. Bunu bir de Türkiye'de konuşulması bana garip geliyor bazen. Ve hani el ele sıkışmaktan bile, sarılmaya bile çekincemiz var. Biz hani burada arkadaşlarımızla da sarılırız ederiz ya. Bunun Türkiye'de konuşması garip geldi bana. Her neyse yani bunu erkek arkadaşım da farkında ve rahatsızlık duymuyor. Çünkü biliyor erkek kardeşim gibi. Yani dışarıdan bakıldığında, sosyal medya kişiliğine bakıldığında veya nasıl durduğunu bilmiyorum. Belki öyle gözüküp de etmiş de olabilir. Sonuçta Meriç diyorsunuz, yakışıklı bir çocuk falan. Meriç canım sana selam yolluyorum. Kendi şu anda Dubai'de eğleniyor. Meriç'i o kadar erkek kardeşim gibi görüyorum ki azarladığım zamanlar o kadar çok oluyor ki. Yani bir zaten benim karakterim bayağı bir anaçtır herkese karşı bu arada. O da benden hani yaşta da küçük olduğu için bazen beni sinir ettiği, gıcık ettiği anlar olunca gerçekten azarlıyorum. Hani şaka bir şekilde değil. Meriç'i tı 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 azarlıyorum. O da sağ olsun ki onun karakteri de öyle değil ama beni hem çok yakın arkadaş olarak da gördüğü için kendisi de azarlamalarıma asla Asya sen ne diyorsun ya, ne biçim konuşuyorsun veya ne yapıyorsun falan demiyor. Alıyor, gülüyor ya da özür diliyor onun üzerine. Gönlümü almaya çalışıyor falan. O yüzden bir çocuğu azarlar gibi azarladığım zamanlar çok oluyor. Hatta Kore'de bile olmuştu bir kere, Everland'e gittiğimiz zaman. Çok bir bunaltı geldi. Herkes bana soru soruyordu. O bana soru soruyor. Bir dakika pudra sürmedim. O bana soru soruyor.
erkek arkadaşım soru soruyor. Seyda bir şey, bir sürü karışıklık oldu. Ben böyle yönetici gibiydim ve çok bunaldım o sırada. Kapıdan geçiyorduk Everland'de. Bir bağırdım. Yeter artık dedim, bana hiçbir şey sormayın dedim. Meriç'e de döndüm. Bana dedim artık hiçbir şey sorma, kendi yapacağını yap falan diye. Bir bağırınca sonra pişman oldum ben. Ben öyleyimdir. Söylerim sonra hemen pişman olurum. Üzüldüm yani, dedim çocuklara ne bağırıyorum diye. Kıyamam, o da geldi hep şey. Aslında onun hiçbir hatası yok ama hani gönül alıyor. Hadi diyor, sana gel bir taç alalım. Hadi mutlu ol falan filan. Neyse, bunları anlatıyorum dıştan. Çünkü gördüğünüz kısımlar olmadığı için üstten geçiyorum ama dediğim, çok bazen görüyorum yorumlarda, yani çok alakasız bir şekilde. Biz bunu muhabbetinde yaptık hepimizken. Ben, Seyda, erkek arkadaşım Meriç varken, ya bunlar niye böyle bu şekilde yazıyor diye. Meriç konusunda öyle bir şey yok. Kendisini çok yakın dostum artı erkek kardeşim gibi görüyorum. Öyle, bu konuyu da bu şekilde kapattık. İlişki konusunda dediğim gibi de bu kadar söyleyebilirim. Bir şey söylediğimi de bilmiyorum ama zamanla her şeyi göreceğiz. O yüzden ben pek kendime odaklanmayı düşünüyorum. Ben bir şey söyleyeceğim. Benim bitti sohbet şeyim. Makyajım bitmedi ama bitti. Şimdi bunları konuşacağım ve sonra bitecek. Bir saniye, bir kaşlarımı boyayıp geleyim. Bu arada Kore'den getirdiğim kaş kalemim. Kiko'nun şu kaş kalemini kullandım ve çok memnun kaldım. Tek memnun olmadığım kısım, kaş kalemi bitti. Çok çabuk bitti. Ben kolay kolay kaş kalemi bitirmem. Görüyorsunuz. Bu belki bir yıldır bende. Kiko'nunkisi nasıl bitti bilmiyorum ama çok memnun kalmıştım. O yüzden önce bir kaşlarımı boyayayım, şuraların sonlarını. Ve tekrardan dönüyorum bir saniye. Boyadım ve geldim. Okul aslında bahsettim, dediğim gibi bir dönemim kaldı. Ve ondan sonra da bitecek. Allah'ın izniyle artık bitireyim. Uzamasının sebebi ya dondurdum. İşte bir tane alttan derslerim kaldı. Ve dondurdum ben. Bayağıdır. Hem mesela iki kere dondurmuşum. Ondan dolayı böyle uzadı diyebiliriz. Kaşlarımı iyi yaptım ya. Enhypen. Öyle mi okunuyor? Enhypen. Bilmiyorum çok o grubu da. BTS aynı şirketteler mi acaba? Her neyse, denk geliyordum tabii. BTS'in I Need You şarkısına cover yapmışlar. Bayıldım. Özellikle bir kısmı var. Çocuğun ismi yazıyordu, hatırlamıyorum. O kısmı çok sevdim. Güzel bir coverdı. Story'imde de paylaşmıştım. Okulu konuştuk. Bu arada göz makyajımı son zamanlarda nasıl yapıyorum derseniz, bununla karıştırıyorum. Pek bir şey yapmıyorum göz makyajıma. Sadece göz kırpıklarımı arasını hafif koyultuyorum. Bazen eyeliner küçücük böyle dokunduruyorum. Bazen de maskara sürüyorum. Farkındaysanız tırnaklarım yok. Biliyorsunuz ben tırnak yaptırmayı çok severim. Ama uzun bir aradan sonra tırnaklar, bu arada bayağı zayıflamış tırnaklarım. Sürekli protez tırnak yaptırdığım için. Ama ne yapayım, seviyorum. Kore'ye gitmeden önce tekrardan yaptıracağım. Niye çıkarttırdım? Ne yapıyorum son zamanlarda? Temel oyunculuğa başlamıştım. Vloglarımda da görmüştünüz. Bitti bu arada o. Güzel geçti. Bayağı şey de öğrendim. Küçüklüğümden beri oyunculuğa çok odaklı olduğum için, ama dedim ki bununla alakalı ben ne yapayım? Bir şey yapmıyorum dedim ve o yüzden o kursa başladım. Çok mutlu oldum. Güzel arkadaşlıklar edindim orada ve birçok şey de öğrendim orada. İkinci kursu da vardı ama ben gitmeyeceğim. Çünkü biraz daha set ortamını ve daha çok kamera önü öğrenmek istediğim için. Ara sıra bana audition geliyor arkadaşlar. Geliyor. Fakat audition çekmek de bir eğitim mi diyeyim, bilmeniz gerekiyor. Bir audition nasıl çekilmeli diye. Çünkü kameraya doğru oynuyorsunuz. Karşınızda bir insan yok. Bazen böyle awkward olabiliyor. Güzel olmuyor. O yüzden onu da öğrenmek istiyordum. Proje başladı. Çok detay veremiyorum projeye hakkında. Ama ismini verebilirim. Çünkü story'de de paylaşıyorum o kadarına. Hain diye dijitale çekiliyor. Ne zaman yayınlanır, nerede yayınlanır işte onu daha bilmiyoruz. Daha çekimleri gidiyor. Fakat çok mükemmel oyuncuları var. Onları da sizinle paylaşabildikçe paylaşıyorum. Benim rolüm de orada ise yardımcı oyunculardan biriyim diyebilirim. Şimdi anlatsam konuyu olmaz. Anlatamam, yasak. Kendi rolümden bahsetsem yine de anlatmış olurum. Dizi çıkacağı zaman ve paylaşabileceğim zaman o zaman anlatabilirim diye düşünüyorum. Şimdilik çok fazla size spoiler vermeyeyim ama dijitale çekilen bir dizi olduğunu, yardımcı oyunculardan bir tanesi olduğumu bilebilirsiniz. Set ortamını da çok görmek istediğim için, deneyim de kazanabilmek için benim için çok iyi oldu diyebilirim. Çok güzeldi zamanlaması. Şubat ayında çekilip bitirecek diyebiliyorum ama biraz bazen sarkıyor işler. O yüzden hani onu bitirip buradaki işlerimi halledip Kore'ye döneceğim. Son zamanlarda onu yapıyorum. Daha çok gelirse teklif, daha çok olursa neden olmasın? Çok güzel olur. Makyaj bitmedi ama sohbetim bitti gibi. Bugün yüzüm biraz şiş, uyandım. Bazen bazı günler oluyor ki çok güzel. Makyaj da çok güzel oturuyor. Yüzüm de tam böyle şiş değil. Her şey okey. Bazı günler diyorum ki bu ne? Kim bu? Diye sorguluyorum. Alıyorum hafif böyle siyah ama kahverengi olan, siyah değil. Daha çok kahveye yakın. Öyle göz diplerimi bastırıyorum. İnce bir çizgi halini yapmaya çalışıyorum. Benim buramda ben var. Çok silik bir ben ama. Aşırı silik bir ben. O yüzden o beni de belirtmek için belirtiyorum şu sıralar. Hoşuma gidiyor kamerada falan. Eyelinerimi sürüyorum. Kahverengi eyelinerim vardı. Fakat bitti ve böyle çok sulu oldu. O yüzden güzel durmuyor ben olarak. Böyle. Kamerada gözüküyor mu diye. Çok küçük bir nokta. Siz anlatın biraz da. Daha nasılsınız? YouTube'a gerçekten güzel bir şekilde dönmem lazım. Ama YouTube'da yapmak, hem çekiyorum hem editliyorum. Gerçekten zamanım olmuyor. Zor yani tek başına yapmak. Böyle bir kameranım olsa, bir teamim olsa. Ben sadece otursam yapacağımı yapsam. Onlar arkada halletse.
diğer YouTuber'larda olduğu gibi. Yoksa ben YouTube'u seviyorum biliyorsunuz. Burada oturup sohbet etmeyi saatlerce konuşabilirim. Siz de onu seviyorsunuz benim konuşmamı. Makyajda en sevdiğin kısım ne derseniz aldık derim. Bu Kore'den Wake Make bayağı bakın kullanmışım. Önce bunu altına baz olarak sürüyorum. Bu arada şey alacağım. Likit aldık almayı planlıyorum. Ama bir sürü likit aldık var. Hangisini alsam bilemiyorum. Çünkü ben zamanında Sephora'ya o kadar çok para harcadım ki ve memnun kalmadım ki yani. Ondan korkuyorum. O yüzden memnun kalıp likit aldıktan memnun kalıp ve çok beğendiniz ve böyle güzel dağılan bir likit aldık öneriniz varsa da alırım. Önce şöyle şu çok açık bir pembe bu arada. Bunu böyle altıma önce bir sürüyorum. Ben böyle bütün yüzüme sürüyorum. Burnumun ucuna da hu hu hu. Çünkü al çok mükemmel. Nars'tan bir aldık. Aslında ben bunun likit aldığını alacaktım. Bitmişti. Solda attı. Ben yine de rengi çok sevdiğim için dedim böyle kompakt pudra şeklinde alayım dedim. Dolce Vita. İnanılmaz bir aldık. Denediğimden beri çok memnunum. Arkadaşlarım falan da soruyor bu nerenin aldığı, neyin aldığı diye. Nars'ın bu Dolce Vita'sını öneriyorum. Tabii ben bunun likit olanını alacaktım. Dediğim gibi birçok yerde solda at olduğu için pudrasını aldım. Pudrasından da memnunum ama likitini de almak istiyorum. Çünkü şey duydum. Altına likit aldık sürüp üstüne pudra aldık sürdüğünüz zaman çok güzel sabitleniyormuş, kalıyormuş, uçmuyormuş. O yüzden bunun likitini de alırım. Ben Nars'ın yazın daha çok şu rengi kullanıyorum. Nerede o? Bu arada ben böyle makyaj falan anlatıyorum ama arkadaşlar biliyorsunuz ben makyajda üzmen değilim yani. Gördüğüm kadar mesela ben farkındaysanız şey yapmadım. Shading. Shading yapmasını çok beceremiyorum ve kendime uygun shading rengini daha bulamadım. Fakat bulursam shading yapmayı öğreneceğim. Hep biliyorsunuz Nars'ın bu şey. Orgasm X olanını kullanıyorum. Yazın bu renk çok tatlı oluyor. Bu. Bu arada oturup konuşmayı çok özlemiş. Sizi özlemişim. Hadi biraz ağlaşalım. Çok ağlıyorum şu sıralar. O anlamda değil. Sakın yanlış anlamayın. Yani ben duygusal bir video görüyorum ve ağlıyorum. Duygusal biri bir şey söylüyor ağlıyorum. Öyleyimdir yani. Gözyaşım çok fazla. Gözümün üstüne de yapıyorum. Ben eskiden şu maskarayı kullanıyordum. Better Than Sex. Too Faced'in Better Than Sex maskarasını. Çok güzel yapıyordu kirpiklerimi. Çok memnunum. Şimdi aldım geçenlerde. Aldım dedim ya ben bundan memnunum bunu kullanırım diye. Memnun kalamadım. Ya bir şeyini değiştirmişler. Eskisi gibi değil. Sonra Seyda bunu aldı. L'Oreal Telescopic. Beğendim. Güzel. Fena değil. Biraz bitmiş ama bu. Maskara açısından tam istediğim maskarayı bulamadım diyebilirim. Yıllarca bunu beğeniyordum. Şu an beğenmemeye başladım. Hangi sürsem bilemedim. Teleskopik neredeyse bitmek üzere. O yüzden biraz kurumaya başlamış sanırım. Maskara öneriniz varsa arkadaşlar alırım. Bunu sileyim ben. Ben önceden şey yaptırmıştım ya. Ne deniyor bu kirpik? Takma kirpik. Çok memnundum Kore'de yaptırdığım yerde gerçekten. Böyle bakınca duruyor ama sonra sanki iniyor. Bu arada kirpiklerim azaldı. Yani gerçekten azaldığını fark ediyorum. Çünkü maskara sürdüğümde o kadar yoğun olurdu ki artık değil. Kirpik için ne diyorlardı? Badem yağı mı? Gerçek mi yalan mı arkadaşlar? Deneyip var mı memnun kalan? Ben de bak sürerim yani. Bakayım. Gözaltı torbalarım şaka mı? Gerçekten aslında hiç böyle gözaltı torbalarım olmazdı. Bir... Ah! Makyajım soyuldu. Vay. Bir şey vardı zaten onun altında. Gördüm. Bir şey yapmışım ben orada. Sin ne kalmış? Ay orama dokunmayayım. Ha gözaltı torbalarımdan bahsediyorum. Hiç olmazdı gözaltı torbalarım ama benim gözaltı torbalarım var. Neden sizce? Artık üzücü video izleyip ağlamayacağım. Söz veriyorum size arkadaşlar. Ucuna bir eyeliner koyuyorum. Eskiden olsa kötü bir zaman geçirdiğim zaman sosyal medyadan uzaklaşıyordum. Hiçbir şey paylaşmıyordum. O yüzden biliyorsunuz benim etkileşimim falan da bayağı düşmüştü. Öyle oluyordum. Sonra fark ettim. Dedim ki yapmayacağım bunu. Kötü hissettiğim günler nerede bile biraz sosyal medyaya giriyorum. Hem video izlemek bana iyi geliyor böyle. You're the woman diyor. Ayağa kalk diyor. Kötü günlerimi göstermemeye çalışıyorum. Sosyal medyayı kullanır iken. Kendimi o motive yeriymiş gibi yapmaya çalışıyorum. Değiştirmeye çalışıyorum. O yüzden Asya bugün üzgün olup olmadığını pek bilemiyorsunuz. Olsun bilmeyin de. Sonra bazen böyle bir şey paylaşıyorum ve böyle bana güzel bir mesaj geliyor. Sonra çok mutlu oluyorum. Highlighter süreceğiz. Göz pınarlarımıza highlighter. Bazen dışarı çıkacağım zaman bir tık daha koyusunu yapıyorum gözümün. O kadar. Yani aynı taktik ama sadece tak bir tık daha koyultuyorum. Cam en son ne kaldı? Dudaklarımız kaldı. Dudakları şöyle silelim. Ben önceden dudak kalemi kullanmıyordum. NYX'in bir dudak kalemi vardı. Onu kullanıyorum. Fakat o biraz hafif pembe kaçıyor bana. Ben bir tık koyusunu almak istedim. Bulamadım. Çünkü NYX'ten bir tane önerilen bir koyusu rengi vardı. Hangi ismi? İsmini unuttum ya. O yoktu. Solda attı. Sonra bu ne markası? Çok ucuz bir şey bu. Watson's'ta buldum ama rengini beğendiğim için aldım. Deneyeyim dedim ve memnunum. Yumuşak, güzel çiziyor. Emily diye bir marka. Hiç duymadım. Bunun işte şu renge benzer NYX'ten almak istediğim. O gün yoktu ve benim şeydir ya. O gün yoksa illa bir şey almam lazım. İlla hani o gün ben dudak kalemi almak istiyordum. Yok deyince hani ha gelip sonra alırım online. Yok. O gün benim çantama bir şey girecek. O yüzden dedim baktım böyle aldım. Rengine benzer ne var? Watson's'taydım. Bu vardı. Bunu aldım. Nasıl bir rengi olduğunu göstereceğim. Üstümde yapayım. Dudak
kalemi kullanmayı da yeni başladım. Ben dediğim gibi kullanmıyordum. Hani gerek duymuyordum ama kullanmaya başladıktan sonra fark ettim gerek varmış. Daha güzel duruyormuş. Bunu dağıtacağım. Aynen bu kadar yeterli. Böyle yeni rujumu göstereceğim size. Favori rujum. Bunu da aldığımı alırken birlikte aldım. Nars'tan aldım bunu da. Bu da Dolce Vita. Aldığım da Dolce Vita. Bu da Dolce Vita rengi. Aşırı çok güzel. Aldıkla dedim uyumlu bir ruj önerir misiniz bana? Bunu önerdiler. Bunun matı da vardı sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Bu parlak olanı. Renge bakar mısınız? Bilmiyorum. Bunu çok soruyorsunuz bana. Makyajım bitti. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Nasıl olmuş? Makyajımı beğendiniz mi? Bu şekilde günlük böyle makyaj yapıyorum. Kullandığım ürünleri de aşağı açıklama kısmına ekledim. Oradan bakabilirsiniz. Dediğim gibi burada daha çok aktif olmaya çalışacağım. Gelecek videolarda ne tarz videolar izlemek istediğinizi yazabilirsiniz. Beni Instagram'dan takip etmiyorsanız şuradan bir yerden takip edebilirsiniz. Çünkü orada daha çok aktifim. Fakat burada da aktif olacağım. Hiç merak etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Sizi seviyorum. İyi ki varsınız. Görüşürüz. Bye.